Değerli basın mensupları, bu komisyon raporundaki kaza senaryosu eksiktir, hatalıdır ve bilime aykırıdır. Facianın sorumluluğu tek bir kişinin, barutçunun üzerine atılmak isteniyor. Oysa bu faciada zincirleme, ihmaller var. Rapordaki senaryoya göre kömür üretimi yapmak için patlatma yapan barutçu, ocakta metan gazı biriktikten sonra yeterli süre beklemediği için ikinci patlatmayı yapınca grizu patlamasına sebebiyet veriyor. Oysa teknik açıdan bu mümkün değildir. Çünkü grizu patlaması patlamaya yakın yerde olsaydı bu yere en yakın olan kişi yani barutçunun vücudunda binlerce derece ısıdan kaynaklı büyük yanıklar olması gerekiyordu. Ancak barutçu otopsi raporuna göre karbon monoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiştir. İşte burada otopsi raporunda da net olarak sonuç kısmında barutçunun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğu resmi belgesiyle belirtiliyor. Aynı zamanda bu durum ikinci bir sorunu ortaya çıkarıyor. O da bu ocakta bir patlama olduysa ve bu patlamaya sebebiyet veren biriken metan gazının bu ocaktan uzaklaştırılamamış olma sorunudur. Rapordaki senaryoya göre ocaktaki havalandırma sisteminde hiçbir sorun yoktur. Havalandırma hızında bir sorun yoktur ve mevzuata uygundur. Bu açıdan baktığımızda teknik açıdan yine rapor senaryosunda yer alan bu ifadelere katılmak mümkün değildir. Çünkü patlamanın olduğu ocakta tali havalandırma yapılmaktadır. Normal koşullarda tek bir pervane ile havalandırma yapılması gereken ocakta ikinci bir pervane daha kullanılmaktadır. Çünkü hava hızı yetersizdir. İkinci pervane de yetmemiştir. Üçüncü pervane kullanılmıştır. Bu da yetmemiştir. Dördüncü pervane kullanılmıştır. Ve dördüncü pervanenin de patlamanın yaşandığı günün önceki vardiyasında arızalandığını biliyoruz. Peki soru şu, bu facia nasıl gerçekleşti? Gerçek kaza senaryosu nasıl oldu? Şimdi size bakın elimdeki plandan, bir havalandırma planından bu kazanın nasıl gerçekleştiğini, bu facianın nasıl oluştuğunu göstereceğim. Bu gördüğünüz kısım -320 galerisi. Bu galerinin hemen en ucunda barutçu bir patlatma yapıyor. Çünkü kömür üretimi yapacak, dökülen kömürleri toplayacaklar ve bant sistemiyle birlikte yeryüzüne çıkaracaklar. Patlatmayla birlikte belirli bir metan gazı açığa çıkıyor. Metan gazı hemen oraya en yakın metan gazı sensörü tarafından ölçülüyor. Havadaki oranı %1,5'u geçince devre kesiciye uyarı veriyor. Diyor ki bu galerideki elektriği kesin. Tehlikeli bir seviyeye geldi. Ancak bu galerideki bu metan gazı sensörünün bağlı olduğu devre kesici hatalı bağlantı nedeniyle bu galerinin değil, maden ocağındaki bir başka galerinin elektriğini kesiyor. Bunu nereden biliyoruz? İki belgemiz var. Bunlardan birincisi Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bize gönderdiği hangi sensör, hangi istasyona, hangi istasyon, hangi devre kesiciye bağlı planıdır. Bu plana göre bu galeride bulunan iki metan gazı sensörü maden ocağındaki elektrikleri kesecek iki ayrı yeri kontrol eden iki ayrı devre kesiciye bağlı. Ve aynı zamanda da yine tanık ifadelerine göre bu ocakta patlama olmadan önce 27 numaralı sensörün bağlı olduğu devre kesici ocaktaki bir başka yerin elektriğini kesiyor. Peki bununla mı sınırlı buradaki yapılan hatalar? Hayır. Patlamanın gerçekleştiği
ocak aynı zamanda metan gazının biriktiği, adeta saatli bir bombaya dönüştüğü bir kavşak noktası oluşturuyor. Hem barutçunun patlatma yaptığı 320 galerisindeki metan gazı bu gösterdiğim noktaya, kavşak noktasına geliyor. Hem hemen onun altındaki bir başka ocaktaki metan gazı, yine kirli hava dönüşü burada olduğu için yine o da kavşak noktasına geliyor. Ve yine patlatma yapılan bir başka galerinden çıkan tehlikeli gazlar da yine bu yoldan aynı kavşak noktasına geliyor. Yani patlamanın olduğu ocaktaki iki metan gazı sensörünün arasındaki kesişme noktasında, yani işçilerin battı çıktı dediği noktada tehlikeli gazlar bir araya geliyor. Ve elektrik de kesilmediği için, yanlış bağlantı nedeniyle kesilmediği için burada bulunan kömür taşıyan bantların motorları patlayıcı ortamda çalışmaya uygun tasarlanmadığı için birer ateşleyici kaynağına dönüşüyor. Ve dolayısıyla da işte tam gösterdiğim bu noktada bir grizu patlaması oluyor. Zaten bu grizu patlamasının olduğu bu noktaya yakın olan çalışan madencilerin vücutlarında yanıcı, boğucu ve yakıcı etkiler görülmektedir. Ancak tabii bir kurnazlıkla, yani klasik bir AK Parti kurnazlığıyla bizim belgeleriyle ispat ettiğimiz sensör devre kesici bağlantılarındaki hatanın görmezden gelinmesi için evrakta tahribat yapılarak komisyon rapor hazırlamadan hemen birkaç gün önce bir Excel tablosu gönderilerek buradaki sensörün aslında ocaktaki bir başka yeri kontrol eden devre kesiciye bağlı olmadığına dayalı bir evrak gönderildi. Bakın, bu elimde gösterdiğim evrak TTK'nın bize gönderdiği ve yanlış bağlantı yapıldığını gösteren, ispat eden imzalı evrak. Evrakın düzenlenme tarihi kazadan 13 gün önce 1 Ekim 2022 tarihinde. Ancak Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve AK Parti işbirliği ile evrakta sahtecilik yapılarak hazırlanan bu evrakta hiçbir imza yok. Tarih, hemen tarihi de söyleyelim. Evrakın düzenlenme tarihi faciadan 3,5 ay sonra 27 Ocak 2023 tarihi. Ve evrakın altında da tarih yazdığına göre dolayısıyla biz de bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Evet değerli basın mensupları, özetle söylenebilir ki Amasra Maden İşletmesi'nde büyük bir tasarım hatası vardır. Havalandırma planı hatalıdır. Sensörlerin yerleri yanlıştır. Sensörlerin sayıları eksiktir. Sensör devre kesici bağlantıları hatalıdır. Tehlike fark edildi ve elektrikler kesilmesi gerektiği anda sensörler tehlikenin olduğu yerleri değil, maden ocağındaki başka yerlerin elektriğini kesecek şekilde telafisi mümkün olmayan hatalar yapılmıştır. Ana havalandırma 44 yıllıktır. Tali pervanelerden biri arızalanmıştır. Hava hızı yetersizdir. Mevzuatın belirttiği hava hızının yarısı kadar bir hava hızı vardır. O nedenle de biriken metan gazı, karbonmonoksit gazı hızlı bir şekilde emilerek dışarı atılamamıştır. Personel sayısı eksiktir. Hava kapılarının yerleri yanlış, sayıları eksiktir. Yani dolayısıyla neredeyse bu maden ocağında doğru ve eksiksiz olan hiçbir şey bulunmamaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi araştırma komisyonu üyeleri olarak her detayı inceleyerek, uzmanlarıyla birlikte çalışarak bu rapora muhalefet şerhini yazdık. Teknik şerhlerimizi de yazdık. Kaza senaryosunun tek bir kişinin suçlu çıkarılması ve sorumluluğu da hayatını kaybeden bir barutçunun üzerine atılmasına itiraz ediyoruz. Ve bunu da elimizdeki tüm teknik ve resmi belgelerle birlikte ispat ediyoruz. Bir kez daha böyle bir acının yaşanmaması için de biz hem uyarılarımızın dikkate alınmasını,
aynı zamanda iktidara da geldiğimizde yeni bir yapılanma süreciyle Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bir kez daha bu gibi kazalarla anılmamasını istiyoruz. Saygılar sunuyorum.